Herkese merhabalar. Ben Ayhan Göksu. Bugün sizlerle birlikte Vuforia Studio üzerinde bir artırılmış gerçeklik deneyimi oluşturacağız. Öncelikle programımızı çalıştırıyoruz. Programımız çalıştığında web tarayıcımızın arayüzünde gelecektir karşımıza ve daha önce gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmalarınız görüntülenecektir ekranda. Yeni bir proje oluşturmak için sağ üst köşeden artı ikonuna klikliyorum. Bu kısımda Vuforia Studio sizden bu artırılmış gerçeklik deneyimini ne tür bir cihazla görüntüleyeceğinizi seçmenizi istiyor. Buna başta karar vermeniz gerekiyor. 2D iView'da mı görüntüleyeceksiniz, mobil view'da mı görüntüleyeceksiniz? Yoksa 3D iView dediği bir HoloLens üzerinde mi görüntüleme yapacaksınız? Ya da telefon ve tablet ekranında mı bu artırılmış gerçeklik deneyimini görüntüleyeceksiniz? Bunu seçiyoruz. Biz telefon ve tablet için bir çalışma gerçekleştireceğiz. Projemize bir isim verelim. Workshop olsun. Burada alt kısımda size özel Vuforia Experience servis URL'lerinizi göreceksiniz. Bu size özel bir URL. Değiştirmiyorum şu anda. Evet, Vuforia Studio arayüzü karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi orta kısımda bir grafik ekranımız var. Modelimizi buraya çağıracağız. Bu 3D ortam şu anda. 2D ortamda da telefon arayüzünü dizayn edebileceğiniz bölüme geçiş yapabiliyorsunuz. Yani butonlar ekleyebilirsiniz, tekstler yazabilirsiniz, logonuzu koyabilirsiniz. Bunun dizayn edileceği iki boyutlu ortam. Yine solda widgets bölümü göreceksiniz. İki boyutlu ortam ve üç boyutlu ortam için widgetler değişecektir. Farklı araçlar gelecektir karşımıza. Burada telefon markası görüyoruz. iPhone 6, 7, 8 yazıyor ama burada markaya takılmayın arkadaşlar. Daha çok ekran boyutuyla ilgili bir bölüm. Yani daha büyük ekranda görüntülenmesini istiyorsanız işte buradan ekran boyutuna karar verebilirsiniz. Dizayn edeceğiniz ekran boyutuna. Ona göre o boyutlarda size bir ekran verecektir. Şimdi 3D ortama geri dönüyorum. Soldaki Project panelinden bahsetmek istiyorum. Bu panelde arkadaşlar şu Views bölümünü şu an Home ismindeki View'u dizayn edeceğiz bakın. Burası CAD programlarındaki ürün ağacı yapısına çok benziyor. Yani burada ekleyeceğiniz her bir widget bu ürün ağacı altında yer alacaktır. Bakın 3D Container şu an neredeyim? 3D ortamdayım. Bir widget ekleyeyim şöyle. Model widget ekleyeyim. Bakın Model 1 olarak 3D Container'ın altına geldiğini görüyoruz burada. En sağda göreceğiniz panel ise o anda seçili olan widget'ın kendi iç özelliklerinden bahsediyor. İşte label'ı ne olsun? Şu an model widget olduğu için mesela model seçebiliriz buradan. Veya işte yine modelin play olması için fonksiyonları buradan atayabiliriz. Seçili olan widget'ın özelliklerinden bahsediyor yani kısaca. Remove diyerek kaldırdım o widget'ı. Şimdi artırılmış gerçeklik deneyimini görüntülerken bu deneyimin neye bağlı olarak ekrana gelmesini istiyoruz. Burada Think Mark, Spatial Target, Model Target ve Image Target yapıları var. Think Mark'ı illaki görmüşsünüzdür. Bu zamana kadar çoğunlukla bu Think Mark'lar karşımıza çıktı artırılmış gerçeklikle ilgili konularda. Think Mark'ı tamamen sürükle bırak yapısı var bakın burada. Sürükleyip ekrana getirebilirsiniz. Yani bu Think Mark ne olacaktır? Vuforia View'dan bu Think Mark'ı gördüğünde Vuforia telefonunuzun kamerası oluşturmuş olduğunuz arttırmış gerçeklik deneyimi ekranınıza gelecektir. Şimdi bu Think Mark'ınız tabi size özel bir Think Mark. Yani aynı Think Mark'ın başka bir kullanıcıda olma ihtimali kesinlikle yok. Sol kısımda yer alan My Think Marks bölümünden Think Mark'larınıza ulaşabilirsiniz bu kısımda. Yine eğer Think Mark'la çalışıyorsanız Experience bölümünde Default Think Mark'ını seçebilirsiniz. Yani oluşturduğunuz, burada oluşturacağınız view'larda Think Mark eklediğinizde default olarak işte 1 numaralı Think Mark'ınız gelsin veya 2 numaralı Think Mark'ınız gelsin gibi. Yani şu 1, 2, 3 numarasından bahsediyorum. Yine buradaki Experience bölümünde biz Workshop ismini verdik. Bu ismi yeniden değiştirebilirsiniz burada. Şu info bölümünden de bahsetmek istiyorum. Yine Experience Service URL'lerinizi burada göreceksiniz. Şu kısım önemli. Access bölümü. Vuforia View'dan artırılmış gerçeklik deneyimini Vuforia View'dan ekranınıza getirmek istediğinizde kullanıcıdan kullanıcı adı şifre yani authentication istesin mi?
Yoksa herkese açık bir görüntüleme mi olsun? Eğer requires authentication derseniz Vuforia View'dan işte ThinkMark'tan yürüdük diyelim. ThinkMark'ı tarattığımızda Vuforia View'dan bizden kullanıcı adı ve şifre girmemizi isteyecektir. Şifreyi bilmeyen bu artırılmış gerçeklik deneyimini görüntüleyemeyecektir. Biz public bir deneyim oluşturacağız. Şimdi home bölümüne geri dönüyorum. Bu home bölümünde aynı zamanda Java kodlarını yazabileceğiniz bir bölüm var. Yani advanced fonksiyonlarda Java kodlama yapabilirsiniz bölümde. Direkt bu kısma yazabilirsiniz Java kodlamalarınızı. Yine buton style'larını oluşturmak için CSS kodlamaları yazabilirsiniz. Onu da styles bölümündeki applications altına ekleyebilirsiniz CSS kodlarınızı. Şimdi burada ThinkMark yapısından başka diğer target yapıları da var. ThinkMark'ı 3 aşağı 5 yukarı tanıyoruz artık. Spatial target dediğimiz yapı ne oluyor? Spatial target herhangi bir barkod yapısına, bir ThinkMark yapısına bağlı kalmıyor arkadaşlar. Sadece düz bir zemin istiyor sizden. Kameranız düz bir zemin gördüğünde tap to place yazıyor. Yani deneyimi çağırmak için ekrana tuşlamanız gerekiyor. Ekranı tuşladığınızda o düz zemine CAD modeliniz, artırılmış gerçek deneyiminiz geliyor. Model target ekleyebilirsiniz. Bakın model target'ı birazdan model eklediğimde göstereyim. Model target hatta bir Vuforia ile ilgili genel bir webinar paylaştık. Orada Vuforia Studio ile ilgili bölümde Hovden kompresöre ait bir deneyim videosunu göstermiştik. Orada model target yapısı vardı. Yani model target özetle şu oluyor. Modelin dış hatları gerçek model ile uyuştuğunda deneyimi ekrana getiriyor. Tabii bunun için modelin gerçeğine ihtiyacınız var bu deneyimi görüntüleyebilmek için. ThinkMark'ta öyle bir şey, modelin gerçeğine ihtiyacım yok veya Spatial Target'ta öyle gerçek modele ihtiyacım yok ama Model Target dediğimde gerçek modele ihtiyacım var. Ha, ne oluyor Model Target uyguladığımızda? Hatta ben konuyu çok uzattım. Direkt şuradan ilgili videoyu açayım size. Bakın Model Target dediğimiz bu. Şu anda video ekranında görüyoruz. Bu dış hatlar Vuforia Studio'da oluşturuluyor. Yani bakış açısınızı, hangi açıdan bakacağınızı ayarladığınızda Vuforia Studio şöyle bir dış hatları çiziyor size. Ve daha sonra gerçek modelle bu uyuştuğunda deneyiminiz ekrana geliyor. Bakın hemen modelle üst üste uyuştuğunda eğer deneyimi ekrana geldi. Buradan da görüntüleme başlayacak. Bunun en güzel avantajlarından bir tanesi şu oluyor bakın. Görüntüleme yaptığınızda modelin sanki içini görüyormuşsunuz gibi. Çünkü sürekli modeli takip ettiğinden dolayı Vuforia View modelin içini görüyormuşsunuz gibi. CAD modelle gerçek modeli üst üste bindiriyor bu yapı. En güzel avantajlarından bir tanesi bu oluyor. Şimdi bu kısımda tekrar Vuforia Studio'ya geri dönelim. Ne kaldı geriye? İmaj target kaldı. İmaj target da gösterelim. Bu herhangi bir barkod yapısına bağlı kalmadan sıradan herhangi bir imajı ekleyip gösterebiliyorsunuz. Şöyle mesela Elmo var benim elimde. Vuforia View kamerasından Elmo'yu gördüğümüzde, yani Vuforia View kamerası Elmo'yu gördüğünde deneyimi ekrana getirecektir. Remove diyerek kaldırıyorum onu da. Şimdi şöyle yapalım. Biz ne üzerinden görüntüleme yapacağız? ThinkMark üzerinden yapmak istiyoruz bu deneyimi. ThinkMark'a ekledim. Burada ThinkMark'ın genişliğini ayarlayabilirsiniz. X, Y, Z koordinatları şu an tam sıfıra sıfırda duruyor. Model ekleyeceğim bir tane. Sürükleyip modeli de şöyle ekrana bıraktım. Şu modelin biraz yalnız tam sıfırda olmadı. Onları sıfırlıyorum. Şimdi modelimi çağıracağım. Artıya klik dedim. Select file diyorum. Şimdi burada desteklenen formatlarda bakın şöyle göz atacak olursak PVZ, Creo View formatı biliyorsunuz. Creo Illustrator da aynı şekilde PVZ publish edebiliyor. Yine IJS görüyoruz bakın. Step, STL sık kullanılanlardan. Solid Part, Solid ASME'yi görüyoruz. Bakın CAD Part, CAD Product'ları da burada görüyoruz. IPT inventör dosyası oluyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Şöyle biz PVZ uzantılı dosyamızı
Şöyle çift klikleyerek alıyorum. Bu kısımda şunu belirtmek istiyorum. Burada Ranked Optimizer denen bir şey var. Bu özellikle büyük bir montaj çağırıyorsanız eğer deneyimin içerisinde, o zaman avantajını göreceğiniz bir seçenek oluyor. Çünkü diyelim ki 100 MB'lık bir dosyanız var. 100 MB'lık bir CAD modeliniz var. Bu 100 MB'lık CAD modeli direkt publish ettiğinizde ve daha şimdi publish ettiğinizde ne oluyor? Bunu aslında cloud'a yüklemiş oluyorsunuz. Ve Vuforia View'dan birisi bunu görüntülemek istediğinde o 100 MB'lık datayı download ediyor Vuforia View'nin içerisine. Şimdi herkesin bağlantısı her zaman çok hızlı olmayabilir ve download için 4-5 dakika bekleyebilir. Ki hani teknolojinin son hızla gittiği bugünlerde hiç kimse o kadar beklemiyor. Yani bir video bile 3 saniye geciktiğinde hemen kapatıyoruz videoyu. Başka şeylere bakmaya geçiyoruz. O yüzden de 100 MB'lık bir datayı hiç kimse publish etmek istemez bu noktada. O yüzden CAD Optimizer çalışımında ne yapıyor CAD Optimizer? Sizin datanızı alıp high quality, medium quality ve low quality olacak şekilde 3 ayrı dataya bölüyor bunu. Ha, daha sonra siz bakarsınız. Mesela low quality eğer işinizi görüyorsa, yüzeylerde bozulma vesaire sizi rahatsız edecek bir şey yoksa onu seçebilirsiniz veya ihtiyaca göre medium quality, high quality bunlardan birini seçebilirsiniz. Ben şu an çalıştırmayacağım. Direkt olarak modelim zaten düşük kaliteli bir model. Et diyerek ekleyeceğim bunu içeriye. Şöyle bir aracımız gelecek. Şöyle aracın yüksekliğini 0, pardon, Y'sini değiştirmem gerekiyordu. 0 yapalım onu tekrar. Scale'in de 0,25 yapacağım. Biraz küçük olmasını istiyorum. Barkodumun konumuna bakayım tekrar. Merkezde olması gerekiyor. Evet, merkezimde duruyor. Şimdi aracımı ekledikten sonra bir tane de 3D label eklemek istiyorum. Pardon, 3D imaj eklemek istiyorum. Hemen 3D imaj için de bir resource pardon. Şu info imajını seçmek istiyorum. Onu da biraz küçültelim. 0,5 yapalım. Şu döndürelim onu. Döndürdükten sonra bakın açı değerlerini buradan da girebilirsiniz. Yani X'i tam 0 olsun. Z'si 0 olsun. Şu Y ekseni etrafında, pardon, tabii Y rotation bu. Y ekseni etrafında şöyle 90 derece çevirelim. Şöyle aracımın ön taraflarında bir yerde görünsün. Konumunu ayarlıyorum. Tamam. Şimdi bakın 3D bölümde, ha şunu belirteyim. Bakın şöyle modeli çevirdiğimizde bu imaj hep tek yöne bakıyor. Dilerseniz burada bu imajların billboard özelliği var. Bunu açarsanız bakın ne tarafa döndürürseniz döndürün, imaj hep size bakar. Özellikle açıklama etiketlerinde bu faydalı oluyor. Görünür bir halde olması için. Şu an ben billboard'u kapatacağım. İstemiyorum onu. Şimdi 3D bölümde işim bitti. Home bölümünün 2D bölümünü dizayn edeceğim. Öncelikle şöyle yapıyorum. Bir yerleşim layout'u oluşturacağım. Grid layout'u sürükleyip şu alt bölüme getiriyorum. Ve bunu şöyle iki satır ekleyelim buna. Bakın grid layout geldi. İçerisinde 3 satır oldu. En alt kolondayım şu anda. Buraya da şöyle 3 tane kolon getirelim. Şimdi bu kolonların içerisine label'lar yerleştireceğim. Aldım label'larımı. Bu burada olsun. Biraz yakınlaştıralım görüntüyü. Çok uzak kalıyor. Altına bir label ekleyelim. Şimdi bu label'larda araç getirdik. Aracımızla ilgili özellikleri yazmak istiyorum bu kısma. Mesela burada ne yazsın? Aracımızın modeli yazsın. Bakın o label'ı seçip label'ın text bölümünü değiştiriyorum. Year yazmasın. Şöyle price yazalım. Şöyle bir fiyat olsun aracımızın diyelim. Burada da top speed yazalım. 150 mph olsun. Şimdi bundan başka
Buraya bir e-label'ı ekledim. Şimdi bu eklemiş olduğum, pardon, şeklinde bir imaj ekledim. Şimdi bu imajın bir fonksiyonu olsun istiyorum. Bu i'ye klik dediğimde benim iki boyutlu ekranımda bir pop-up window açılsın. Bu pop-up window'da da bir işte görsel yer alsın. Bir broşür gibi bir görsel yer alsın mesela. Şöyle yapıyorum. Pop-up buldum, pop-up'ı. Şöyle ekranımın ortasına getiriyorum bunu. Width %80. Bunun içerisine şöyle bir İmaj ekleyelim. İmajı sürükleyip pop-up'ın içerisine aldım. Resource seçelim imaj için. Şurada kar broşür PNG dosyam var. Bunu çağırıyorum. Şöyle width'i 100 yüzde olarak ayarlıyorum. Tam pop-up'ın içine sığsın diye. Burada width'i yüzdelik olarak da girebilirsiniz veya piksel olarak da girebilirsiniz. PX şeklinde piksel olarak da girebilirsiniz. Pop-up'ı ekleyip düzenledikten sonra 3D ortama geri dönelim. Şimdi bu eklediğimiz aracı scale'ini değiştirme ihtiyacı duyabilir miyiz? Duyabiliriz. Etrafında döndürme ihtiyacı duyabilir miyiz? Duyabiliriz. Şimdi bunu biz burada ThinkMark yapısı kullandığınız için model her zaman ThinkMark'a bağlı olacaktır bakın. Şöyle kenara çekersem şu modeli. Bakın bu ThinkMark'ın bir yönü var. Her tarafı aynı değil. Simetrik değil yani. Bu ThinkMark'ın yönü nereye bakıyorsa aracınız da o yöne bakacaktır. Eğer ki ben burada ThinkMark kullanmasaydım, diyelim ki sildim ThinkMark'ı, Spatial Target kullandım. Spatial Target'ta bakın el hareketlerini ayarlayabiliyorsunuz. Gesture dediğimiz o ekranda yaptığımız böyle büyütme hareketi yapıyoruz ya, veya iki parmakla dokunup böyle sağa sola döndürüyoruz ya bu For You ekranında. O gesture'lardan bahsediyor burada. Bu gesture'ları burada enable ya da disable yapabilirdim. Tamamen el hareketlerine bağlı olabilirdi. Ama ThinkMark'ta ThinkMark'ın bir yönü olduğu için ve bir ThinkMark'ın büyüklüğü olduğu için scale yapısı ve yön yapısı tamamen ThinkMark'a bağlı oluyor bu noktada. Tekrar ThinkMark'ımızı ekleyelim. Modelimizi de şöyle sıfıra getirelim. O yüzden ben şunu eklemeyi planlıyorum. İki boyutlu bölüme iki adet slider buton ekleyeceğim. Bu slider butonlarla hem biri scale'i değiştirsin, diğeri de kendi etrafında, y ekseni etrafında modeli döndürsün şeklinde fonksiyonlar atamayı hedefliyorum. Şöyle yapayım şimdi. Hangi kolondayım? Bu bizim bilgilerin olduğu bölümdü. İkinci bölüme geçelim. Buraya iki adet kolon ekleyeyim. Aynı şekilde buraya da bir kolon daha ekleyelim. Slider butonu şöyle sürükleyip bırakalım. Aynı şekilde alt kısma da. Şimdi slider butonların fonksiyonlarını şöyle atayabiliriz. Bu slider butonun fonksiyonlarını modele atayacağım. Bakın üstteki slider mesela bu scale'i kontrol etsin. Geldim sağ bölümden. Şu an slider butonun özelliklerinde sağ bölümde value'ya geldim. Bu value'yu model 2'nin üzerine bıraktım. Neyi değiştirecek bu? Scale değiştirecek. Bind ediyorum. Şimdi bakın burada bind yapısı üzerinden çalışıyoruz. Herhangi bir kodlama yapısı falan yok bakın. Sürekli bu şekilde ilerliyor işlemler. Yani temel fonksiyonları size zaten For Studio içerisinde neler yapabileceğinizi hazır olarak veriyorlar. Ha şunu diyebilirsiniz. Şimdi ben bunu bind ettim ama neyi nereye bind ettim bilmiyorum. Şurada bakın üstte 3 adet ikonumuz var. Şu an en sol panelin görünürlüğü açık. Ondan bahsediyor. Alt panelin görünürlüğünü açarsanız şu an slider elemanını bakın. Model 2'ye bind etmişiz. Bunu görüyoruz. Neyi değiştirecek? Scale değiştirecek. Bunu dilerseniz buradan daha sonra silebilirsiniz. Aynı şekilde alt bölümdeki slider buton içinde value'sunu model 2'ye atıyorum bunun. Modeli kendi ekseni etrafında döndürmesini istediğim için Y rotation seçip bunu da bind ediyorum. Şimdi tabi burada bu slider butonun default değerlerini ayarlamamız gerekiyor. Şimdi minimum scale'imiz ne olsun? Default scale'imiz 0.25 olarak ayarlamıştık. Minimum scale'imiz 0.1 olsun o zaman. Maksimum scale'imiz de 1 olsun. Adımlarımız hangi aralıkta gerçekleşsin? 0.05 aralıklarla gerçekleşsin. Ve default value'umuz ne olsun? 0.25 olsun. Zaten rejimin scale'ini 0.25 yapmıştık.
Şimdi alttaki slider butonda, ikinci satırdaki slider butonda döndürme işlemini gerçekleştireceği için minimum 1 derece olsun, maksimum 360 derece. Yani slider'ı böyle baştan sona sürüklediğinizde birden 360'a kadar, 360 dereceye kadar kendi ekseni etrafta döndürsün. Step'ler 1 olsun, default value'muz 1 derece olsun. Şimdi yaptığınız işlemlerin bir ön izlemesini alabiliriz. Hemen şurada bölmek istiyorum yalnız. Şu pop-up window direkt olarak görünür şekilde ekrana gelecek. Bunun biz bu label'a tıkladıktan sonra aktif olmasını istiyoruz. O yüzden bunun şöyle click özelliğini atamam gerekiyor. Şuradaki pop-up window'a böyle klikliyorum bunu. Pop-up'ı klikledim. Pop-up'ın üzerine bıraktım. Pop-up'ı show yapsın. Bind diyelim. Peki bu pop-up şimdi bu imajına tıkladığımızda ekrana gelecek. Onu bir de hide etmemiz gerekecek. Üzerindeki imaja kliklediğimizde de hide olsun, öyle bir şey yapalım. Bakın bir öncekini pop-up'a atamıştım. Bunu imaja atacağım şimdi. İmaja tıkladığımda da bunu pop-up'a atı dedim. Pop-up'ı hide etsin. Veya yukarıya farklı bir imaj getirirsiniz. Ne bileyim bir başlığa kliklediğinizde aynı işlemler çünkü. Click fonksiyonunu pop-up'a atıyorum. Hide yapsın pop-up'ı şeklinde fonksiyon atıyorum. Gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin ön izlemesi de hemen burada alabilirsiniz. Bakın preview diyorum. Tabi preview'da aynı zamanda save ettiği için birkaç saniye beklemeniz gerekecek bu noktada. Şimdi burada slider butonlar ekrana sığmamış. Onları ayarlayacağız. Şu anda çok önemli değil. Şöyle diğer yaptıklarımızı biraz büyütelim ekrana. Bakın yazmış olduğum label'ları görüyorum ekranda. Bakalım scale'imiz çalışıyor mu? Çalışıyor. Şöyle maksimum bir scale'ine getiriyor. Aynı zamanda döndürme işlemini yapmıştık. Bunları gerçekleştirebiliyoruz. Bakalım i'ye tıkladığımızda pop-up geliyor mu? Geliyor. Pop-up'a imajına tıkladığımızda da pop-up'ı hide edebiliyoruz. Şimdi çalışmamıza devam edelim o halde. Bu bölüme döndüğümüzde şimdi bu slider butonların bir görünüşünü ayarlamamız gerekiyor ama o slider butonlar da her zaman orada görünür şekilde olsun istemiyorum. Yani onlara böyle küçük bir buton koyalım buraya. O butona tıkladığımızda bu slider butonlar ekrana gelsin. O zaman onun için şu toggle buton kullanacağım. Yani aç kapa buton kullanacağım. Her iki satıra da ekliyorum. Şöyle onların imajlarını seçeyim. Üstteki scale'i kontrol ediyordu. Tamam. Şuradan seçelim scale ile ilgili. Mesela pressed olduğunda tamam. Koyu renkte görünsün. Unpressed olduğunda, not pressed olduğunda açık renkte görünsün. Kendi arka plan renklerini buradan kaldırıyorum. Ha pardon, bunu döndürmeyi atayacaktık buna. Tekrar değiştireyim onu. Şunlar olsun. Scale üsttekiydi. Pressed olduğunda bunu seçsin. Not pressed olduğunda da bu görünsün. Buradan da kaldıralım arka plan renklerimizi. Şimdi tabii bunlar pressed olduğunda bunları bir fonksiyon atamız gerekiyor. Nerede bakın? Burada şu an toggle butonundayım. Pressed olduğundaki fonksiyonu burada görüyorum. Bu slider butonu görüntüleyecek. Bakalım bunun visibility'sini kontrol etsin. Bind edelim. Aynı şekilde bu press olduğunda da bu slider butonun visibility'sini kontrol etsin. Bakalım çalışıyor mu? Hemen bir kontrol edelim. Yanlışın üzerinden yürümeyelim. Evet bakın. Toggle butonlarımız geldi. Kliklediğimizde imajımızı şekli değiştiriyor. Slider butonumuz ekrana geliyor. Güzel. Şimdi bu aşamada biraz şu slider butonların hizalamasını değiştirelim. Aynı zamanda toggle butonların şöyle kolon ayarlarına geleyim. Kolon yönümüzü tamam, kolon yönde olsun. Şöyle center'a alalım. Üste dayalı durmasın. Aynı şekilde bu kolonda şöyle center'da dursun. Bir de şimdi burada CSS'ten bahsetmiştik bakın. CSS kodlamalarınızı Application bölümünde kullanabilirsiniz. Şöyle ben daha önce hazırlamış olduğum CSS kodlarımı alıyorum. Burada iki farklı CSS kodu kullanacağım. Bir buton bir şeklinde, bir de transparent pop-up şeklinde. Bu transparent pop-up'ı
Alıyorum. Geldim home bölümüne. Bu slider butonlar için kullanacağım. Bakın orada CSS'in ismini buradaki class bölümünde kullandığınızda onun özelliklerini bu butonlara uygulayacaktır. Tabii şu anda bir kayıt işlemi gerçekleştiriyor. Onu bekleyelim. Ön izlemeye bakacağım. Bakın az önce beyaz arka plan vardı. Benim eklemiş olduğum CSS'lerde arka plan rengi transparan olduğu için benim slider butonlarımı şöyle beyaz arka planla göstermiyor ve daha kibar bir görünüş elde etmiş olduk. Tabi burada kolon genişliklerini vesaire onları da ayarlayalım bir. Bunun için geliyorum. Şimdi burada zaten slider butonun genişliği belli bakın. Burada width 80 VW olarak görünüyor. Demek ki bu kolonun genişliğinin oluşmasında bir sıkıntı var. Biz de onu o zaman tamamı %100 olduğu için 20 VW olarak girelim kolonun genişliğini. Tekrar ön izlemeye bakacağım. Bakalım şu anda nasıl? Evet, şu anda yerinde. Şuradaki ikonları biraz daha sağa kaydırabiliriz. Onu da hemen bir deneyelim. Daha güzel bir hale getirelim. Madem ki bir iş yapıyoruz. Şu 0px 10px çok olacak. 5px yeterli bizim için. Aynı şekilde alt kısımdaki kolon için de aynı şeyi uygulayacağım. Evet. Az önce burası tam böyle yapışık görünüyordu. En azından biraz olsun orayı ayırmış olduk. Şu an butonlarımız ve fonksiyonlarımız çalışıyor. Ha, bu kısma girmemişiz. Pardon, hemen onu da girelim. Onu da bir kontrolünü sağlayalım. 20 VW. Evet, o da düzgün bir şekilde ekranımıza gelmiş oldu. Pop-up window'umuz da çalışıyor ve home bölümünü aslında şu anda bitirmiş olduk. Şimdi arttırılmış gerçeklik deneyiminize farklı ekranlar daha oluşturmak istiyorsanız, yani ben bu home bölümünde tamam araçla ilgili özellikleri gösterdim. İşte aracımın fiyatı bu, işte maksimum hızı bu gibi. Mesela bunun motoruyla ilgili de özellikler vermek istiyorum. O zaman burada yeni bir view oluşturabilirim bakın. Aynı proje dosyasının içerisinde yeni bir view ekleyeceğim. Bu ekleyeceğimiz view ne olsun? Motorla ilgili bir bölüm olduğu için engine diyelim. Yine 3 boyutlu bir ortam oluşturacağız. 2D olarak da oluşturacağım daha sonra. Ona da geleceğim. Bakın home bölümü bir üstte kaldı. Şu an yeni oluşturduğumuz engine bölümündeyiz. Yani aynı işlemleri tekrar gerçekleştireceğim. İşte Think Mark'ta mı görüntüleyeceğim, modeli mi görüntüleyeceğim? Bunları ayarlayacağız. Yine Think Mark'ımı seçiyorum. Aynı Think Mark yapısına bağlı olacak. Model ekleyelim hemen üzerine. Modeli şöyle sürükleyelim. Şöyle modelimizi seçelim. Select File diyorum. Bu defa az önce bakın Top.asm'yi eklemiştim. Şimdi Synergy Engine Assembly'sini ekleyeceğim. Add diyerek çağırıyorum. Evet, modelimiz ekrana geldi. Think markımızı da ekledik. Şimdi bu motorun yanında bazı gauge'ler yer alsın istiyorum. Şöyle 3 farklı gauge getireceğim ekrana. Onların şöyle konumlarını güzelce ayarlayalım. Bu yanda görünsün. Bu da şu kısımda görünsün. Şimdi yukarıya kaldıralım onları. Y 0,5. Direkt 0,5 giyelim Y değerini. Şimdi bu gauge'lerin görünümlerini ayarlayabiliriz. Şunu hafif daha şöyle çekeyim. Şimdi eğer ki burada bu gauge üzerine direkt yazı yazdırmak istiyorsanız bakın text bölümüne yazdırabilirsiniz. Diyelim ki 120 RPM yazsın burada. Biraz da küçültelim onu. 20 40 punto değil 20 punto yazsın.
Veya gauge'in görünümünü değiştirebilirsiniz. Yine dışarıdan dosya da çağırabilirsiniz resource bölümünden. Bakın herhangi bir görsel dosyaları veya vektörel SVG dosyaları çağırabilirsiniz. Ben direkt bu Forest Studio'nun bize vermiş olduğu gauge görünümlerinden kullanacağım. Şurada düz bir görünüm olması gerekiyor. Evet, bunu kullanalım. Şimdi bu sıcaklığı göstersin bize. Şurada termometre görüntümüz vardı. Onu seçelim aynı şekilde. Onu da 20 punto yapalım. Bu da bize yağ seviyesini göstersin. Var mı onunla ilgili? Yağ seviyesiyle ilgili bakalım bakalım. Bu ne? Bu yakıt seviyesi. Şurada bir yerde olması gerekiyordu. Bu nasıl? Tamam, bu daha uygun olacak. Şimdi bakın, 3 farklı örnek var elimizde. Buna direkt 120 RPM diye sabit değeri text bölümüne yazdırdık. Her zaman 120 RPM'i göreceğiz. Bunun dışında mesela diyelim ki daha çok demo için bir şey yapıyorsunuz. Demo için bir şey oluşturuyorsunuz. Ve burada işte değişen değerler yer alsın istiyorsunuz. Bunu Java kodlarıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle ben engine bölümüne geleyim. Şu an engine bölümündeyiz zaten. Engine bölümünün Java kodlarıyla ilgili kısmına geliyorum burada. Daha önce yazılmış bir kodumuz yok. Ben önceden hazırlamış olduğum kodlarımı şuraya oluşturuyorum. Şimdi bu kodlar ne yapacak arkadaşlar? Belli zaman aralıklarında temp parametresinin değerini değiştirecek bu kodlar. Sırasıyla 88.3, 88.2, 89.1, 93 değerlerini alacak. Peki bu temp parametresinin değerini nasıl atacağız bu gauge'e? Şöyle atacağız. Şimdi ben zaten burada Java kodlarında bu temp parametresinin temp fonksiyonunu oluşturmuşum. Geliyorum tekrar 3D bölümüne. Şurada en sağda bir panelim var. Orayı açıyorum, bakın şuradan açılıyor. Application parameters'ı şu an yok zaten, o temp parametresi. Ben ekleyeceğim buraya. Temp olarak ismini yazıyorum. Add dedim. Daha sonra da bu eklemiş olduğum parametreyi şuna atayacaktım değil mi? Bu parametreyi bu gauge'in text bölümüne bind ediyorum. Bakın ön izlemede görelim. Bakalım kodlarımız çalışıyor mu ve doğru işlemleri gerçekleştirdik mi? Şu an tabi bizi ilk hazırladığımız home bölümü karşılıyor. Biz engine bölümüne gideceğiz. Bakalım şöyle termometreye yaklaşalım. Şu an 89.1 gösteriyor. Bakalım değişecek mi? Değişiyor bakın. Kodlarımız çalışıyor şu anda. Şimdi gelelim 3. gauge'imize. Tabi bu hazırladığımız biraz fake bir yöntem. Java üzerinden kendi belirlediğimiz değerlerle değişmesini sağladık. Bu örneği neden yaptık? En azından bir Java kodlamanın da buradaki text üzerine nasıl etki ediyor? Bunu göstermek için yaptık daha çok. Şimdi 3. gauge'imizde de yağ seviyesini göstersin istiyoruz. Bu gauge'leri IoT ile sahadaki gerçek sensör verilerinize de bağlayabilirsiniz. Eşleştirmeyi yapabilirsiniz. Fakat bu eşleştirme Vuforia Studio ortamında yapılmıyor. Bu eşleşme öncesinde ThingWorx platform üzerinde yapılmış olması gerekiyor. Yani sensör ve IoT bağlantısının ThingWorx platform üzerinde tamamlanmış olması gerekiyor. Biz burada ne yapacağız? Biz ThingWorx üzerinde çalışan bir servisi buraya çağırıp o servisin değerini buradaki gauge'e yazdıracağız. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyoruz. External data'ya klikliyorum burada bakın. Şimdi şu an benim URL'imin bağlı olduğu bir sanal ThingWorx çalışıyor. Oradan mesela araçla ilgili şöyle Car1 Think'i oluşturulmuş. Bununla ilgili servislerde şöyle get property'yi çağırıyorum. Get property values, aldım bunu. Bakın get property values dediğimde servisler buraya geldi. Bakalım altında neler olduğuna. Parameters'a göz attığımda şöyle, pardon, current selected item'a göz attığımda bakın oil level, RPM, speed gibi çalışan servisler görüyorum burada. Ha, bunu da nasıl aktaracağım şimdi bunu? Bu gauge'e aktaracağım değil mi? Az önce ne yapmıştık mesela? Bir temp parametresi oluşturmuştuk. Bunu text'ini almıştık. Aynı şekilde burada da oil level alacağım buna. Oil level'ı text'e yazdır dedim. Yine burada ne zaman startup olsun onu seçebilirsiniz. Mesela startup'ta hemen uyansın istiyoruz. Yine auto refresh olsun. Gerçi yağ seviyesi çok fazla refresh olmayacaktır. Çok sık refresh olmayacaktır sık değişmediği için. Şöyle bakalım ön izlemeye.
Şöyle engine bölümüne geçiyorum. Evet, bakın oil level'ı şu anda kar bir tinginden okuyor bunu. Şimdi sağ panelde işlemimiz bitti. Gauge'lerimize değerlerini atadık. Sağ panelimizi kapatıyorum şu şekilde. Burada ilave olarak bir de şunu yapmak istiyorum. İki boyutlu bölümde bir toggle butonumuz olsun. Şöyle aç kapa buton yani. Bu aç kapa buton bir parçamızın visibility'sini ayarlasın. Manifold visibility diyelim ismine. Yine normalde açık mı olacak, kapalı mı olacak, bunu belirleyebiliriz. Fakat şimdi direkt bunun valüsünü modele atamayacağım. Çünkü modelin visibility'sini atarsam bütün modeli gizleyecektir. Şöyle yapacağım. Bir model item oluşturacağım. Şuradaki manifold için. Alıyorum model item'ı. Manifold'un üzerine sürüklüyorum. Şimdi burada bir level yapısı gösterecek bize. O level yapısı şu an şu highlight olan parçanın seviyesini gösteriyor. Bu ikiyi sileceğim. Aynı yapının görünümünü Creo Illustrate veya Creo View üzerinde de görebilirsiniz. Bakın, ikiyi sildiğimde bir üst level'a çıkmış oldu. Yani bir üst montajı gösteriyor şu anda. Benim de gizlemek istediğim eleman bu zaten. Tamam. Model item'ım burada. Dilerseniz bakın, bu ağaç üzerinde yer alan elemanları şuradan yeniden de isimlendirebilirsiniz. Şöyle en aşağıya indiğimde Studio ID'si var. Bu Studio ID aynı zamanda Java kodlamalarında da önemli. Çünkü bazı butonları bu Studio ID üzerinden çağırabiliyorsunuz ismiyle. Ve aynı Studio ID'den iki tane olmuyor. Zaten yapmaya çalıştığınızda hata verecektir. Mesela bunu Manifold diyeyim ismine. Bakın, burada ağaçta görünen ismi de değişecektir bunun. Şimdi iki boyutlu bölüme geçiyorum. Manifold visibility'mizin value değerini Manifold item'ımızın üzerine atıyorum. Neyi ayarlayacak bu? Visibility'yi ayarlayacak. Aynı zamanda da manifold'un her zaman görünür olmasını istiyorum. Yani value değerim aktif olsun. Şöyle bir ön izlemeye bakalım. Ön izlemeden önce neydi bizim CSS kodumuz? Transparent pop-up. Bakalım bu toggle buton üzerinde nasıl görünecek? Onu da hemen uygulayalım burada. Genişliği 80 olduğu için biraz konumunu kaydırdı. Yeniden oluşturmayacağım. Veya şöyle yapalım. 80'i silelim. Transparent pop-up. Yeni bir CSS oluşturalım bu aşamada. Transparent pop-up 2 olsun. Şöyle kaydedelim. Bu Transparent pop-up 2'yi de ismini alalım buradan. Ha, onun tabi 80 genişliğini kaldıracağız direkt. Sadece background'ı transparent olan bir CSS kodu oluşturmuş olduk. Buna da transparent pop-up 2 diyelim. Tamam. Böyle daha güzel görünecek. Ön izlemeye bakalım. Şöyle engine bölümüne geçelim. Biraz da yakınlaştırayım şöyle. Bakın, manifoldumuz görünüyor şu anda. Bir aç kapa buton yaptık. Şu anda toggle butonumuz çalışıyor. Evet. Engine bölümünde de yapmak istediklerimizin sonuna geldik. Şimdi bir bölüm daha oluşturalım. O bölümde de mesela bu manifold'un sökülmesiyle ilgili bir animasyonumuz olsun. Bunun için yeni bir bölüm oluşturacağım. Şöyle view'larda artıya klikliyorum tekrar. Servis olsun bunun da ismi. Done diyorum. Aynı şekilde hemen think markamızı ekleyelim buraya. Modelimizi ekleyelim. Modelimiz motor modelini kullanacağım yine. Evet, bu motor modelimizde. Şimdi bakın, animasyon daha önce Illustrator bölümünde hazırlanmış olması gerekiyor. Illustrator'da animasyon nasıl oluşturulur diye merak ediyorsanız şu anda yine Informatik Creo TR YouTube kanalımızda onunla ilgili videolar görebilirsiniz. Şu an ben Illustrator'ı göstermeyeceğim. Şimdi orada oluşturulan animasyon, biliyorsunuz Illustrator'te yeni bir görünüş oluşturduğunda figürler oluşur. Figür 1, figür 2 diye. Bunlar yeniden de isimlendirilebilir. Orada oluşturmuş olduğunuz figürler karşınıza şurada sequence liste çıkacaktır bakın. Bunda yalnızca tek bir figür var. O yüzden figür 1 olarak görünüyor. Seçiyorum bu figür 1'i. Şöyle
Şöyle yapıyorum. Geldim bu bölüme. Nasıl yapalım? Şöyle bir grid layout oluşturayım. İki kolonumuz olsun burada. Bu kolonların üzerinde şöyle iki tane butonumuz olsun. Şöyle satır yönünde yapalım bunları. Aralarında boşluk olsun. Pardon, bunları buton yapmayacaktım. Toggle buton yapalım onları. Tamam. Arka plan renklerini silelim. Şuradan hazır play ikonunu seçeceğim. Yani buna bastığımızda animasyonu oynatsın. Bunda da aynı şekilde arka planı sileyim. Bu da stop ikonumuz olsun. Aynı şekilde de basılı olmadığında da aynı şey görünsün. Bunda da seçeyim. Bir de şurada bir label'ımız yer alsın. Bu label'da da animasyonumuz, çünkü model üzerindeki animasyonumuz adım adım bir animasyon. Her bir adımın ismi yazsın. Yani adım adım bir yazsın ve yanında açıklaması yazsın. Şimdi önce bir play butonumuz çalışıyor mu bakalım, ona bakalım. Bu toggle butonu pressed olduğunda neyi kontrol edecek? Model 1'i. Var mı model 1? Yok. O zaman click olduğunda click event'e atacağız. Model 1'e baktın. Aynen. Play işlemini yerine getirsin. Diğer ikonumuz için de bu da click olduğunda bunu modelimize atayalım. Stop işlevini yerine getirsin. Şimdi bir ön izlemeye bakalım. Bakalım servis bölümüne. Şurada arka kısımda gerçekleşecek işlem. Play'e bastığımda evet, animasyonumuz oynuyor. Bakın, adım adım bir animasyon olduğunu söylemiştik. Önce manifold geliyor. İkinci adımda cıvataları geldi. Üçüncü adımda şurada bu gaz kelebeği olması gerekiyor. Gaz kelebeği geldi. Ve animasyonumuz başa sardı. Şimdi ne kaldı? Şu label'ı düzenleyelim. Burada her bir adımın açıklaması yer alsın istiyoruz biz. Şimdi onun için yine Java kodlarına başvuracağım. Şöyle ön izlemeyi kapatıyorum. Servis bölümünde servis JavaScript bölümüne gelip Java kodlarımı yapıştırıyorum. Dikkat edin bakın burada. Animasyonumuz 4 adımdan oluşan bir animasyon. İlk adım boş, herhangi bir işlem gerçekleşmiyor. Ve ilk adımda bir açıklama yer alıyor burada. İşte birinci adımda yine burada yazmış olduğumuz bir açıklama var. Bu yer alsın istiyoruz. İkinci adımın açıklaması, üçüncü adımın açıklaması. Bunları neye atıyoruz? Step title isminde bir parametre belirlemişiz. Bakın, bu step title parametresine atıyoruz. Bunu kopyalıyorum. Bu step title'da engine bölümünde mesela temp parametresini gauge'in üzerine atamıştık. Aynı şeyi yapacağım aslında burada da. Servis bölümüne geliyorum. Buradaki text üzerinde şu sağ panelimi de açtım. Yeni bir parametre oluşacak burada. İsmi step title olacak. Add deyip bu label'ın text bölümünü etki etsin diyoruz. Bakalım, şu anda çalışması gerekiyor ekstra bir şey yapmadan. Bakalım adımlarımızın ismi orada yazacak mı? Evet, şu anda ilk adımın açıklaması yer alıyor. Ekranı yine biraz daha büyüteyim ben sizin için, ya da şöyle yaklaştırayım. Başlattım. Bakın, şu an birinci adım oynuyor. Pardon, önce açıklama geliyor. Tekrar play'e bastığımda birinci adım oynayacak şu anda. Hemen birinci adım sona erdiğinde direkt step 2'ye geçecek. Açıklamasını görüyorum önce. Play'e bastığımda ikinci adım oynayacak. Boltlar geliyor şu anda. Üçüncü adıma geçti. Play'e bastığımda üçüncü adım oynayacak. Evet. Şimdi servis bölümünde birlikte oluşturmuş olduk. Şimdi bakın, burada ön izleme sırasında bir menümüz var. Bir navigate menümüz var. Bu navigate menüyü de kullanabilirsiniz. Mesela bu home'un ismini değiştireceğiz. Onu başka bir şey yapacağız şimdi. Bu navigate menüyü de kullanabilirsiniz veya kendinize böyle bir karşılama ekranı da yapabilirsiniz. Firma logonuzun olduğu, işte gitmek istediğiniz bölüme sizi yönlendireceği bir karşılama sayfası da oluşturabilirsiniz. Onu şöyle yapalım. Şu home'un ismini değiştirelim önce. Bu görünüşe geliyorum. Bunun ismi
Şuradan rename edeceğim. Home değil, Sales ile ilgili bölüm olacak diyeceğim. Evet, ismin değişti. Şimdi yeni bir görünüş daha oluşturacağım. Bu görünüşte artık 3 boyutlu herhangi bir şeyle işim yok. 2 boyutlu bir karşılama ekranı oluşsun istiyorum. Home screen veya buna home diyelim. Home screen uzatmaya gerek yok. Şimdi bakın, 3 boyutlu ortam yok bunda. Şöyle bir grid layout ekleyelim. Satırlar ekleyelim. 4 satır yeterli bizim için. Şöyle satırlarımızın yüksekliği 20VH çok olacak. 10VH yapalım. Buradakinin satırı 20VH yapabiliriz. Üçüncü satır yine 10VH kadar olsun. Ya VH dediğimiz görünüşün yüzdelik payı kadar. Burası da 20VH olsun. Yani 20, 20, 40, 10, 10 dedik bunlara. %60'ın, sayfanın %60'ını kaplayacak bir layout oluşturduk aslında şu anda. Şöyle yapalım. Bu bölümde bir imaj ekleyelim. Bu imaj da bizim logomuz olsun. Şuradan firma logomuzu çağıralım. Bakalım bakalım, informatik logomuz burada. Şöyle 100 yüzde değil, biraz daha yanlardan boşluk olsun. 80 yüzde kadar yapalım. Fakat bu kolonun yönünü şöyle merkezleyelim bunu. Center, center olsun. Şuradan alignment'ı center yapacağız. 80 yüzde. Evet, şu an istediğimiz gibi duruyor logomuz. Şimdi buradaki bölüme de burayı 3 kolona ayıralım. Bu kolonlara da şöyle birer tane buton koyalım. Yine bunların yerleşim yönünde şöyle merkezleyecek şekilde yapalım. Aynı şekilde kolon 5'i center center diyelim. Kolon 6 center center. Şimdi bu butonumuz bizi satışla ilgili bölüme yönlendirsin. Bu butonumuz bizi motorla ilgili bölüme yönlendirsin. Bu butonumuz ise servis ile ilgili olan bölüme yönlendirsin. Yine CSS kodlarımızda bir tane daha kodumuz vardı. Buton 1 diye. Bunu kullanacağım burada. Şu butonların şeklini ayarlamak için class bölümüne uyguluyorum onları. Şöyle hem gölge efektimiz geldi, hem de böyle kalın yazıyla çerçevelerimiz geldi butonlara. Şimdi bu butonları görünüşlere nasıl atayacağız? Direkt olarak yapmamız gereken şey şu. Bu buton kliklendiğinde bunun click eventini sales görünüşünün üzerine bıraktığım bu bölüme navigate etsin beni. Aynı şekilde engine butonumu kliklediğimde engine bölümüne beni navigate etsin. Servis butonuna kliklediğimde servis bölümüne beni navigate etsin diyorum. Şimdi tabii bir de karşılama ekranını hazırlamamız gerekiyor. Çünkü karşılama ekranı hep ön izlemeye de dikkat ettiyseniz ilk hazırlamış olduğumuz sales bölümüyle bizi karşılıyor. Onu da şuradan ayarlayabiliriz. Experiences bölümüne geliyorum. Intel View bakın. Home ekranı beni karşılasın burada. Şimdi ön izlemeye bir bakalım. Evet, hazırlamış olduğumuz iki boyutlu ekran bizi karşıladı. Butonlarımızın olduğu. Bakalım, Sales bölümüne kliklediğimizde satış bölümüne geldik. Biraz büyütelim şunu. Ha, bu uzattı. Şuna göre bakalım. İyiye kliklediğimizde bir pop-up hazırlamıştık. Bunu gördük. Burada scale edebiliyoruz. Slider butonları eklemiştik. Döndürebiliyoruz istersek kendi etrafında. Diğer bölüme bakalım. Burada mesela ilave olarak bir buton daha ekleyip direkt şu navigate menüyü de kapatabilirsiniz. Burada fazlalık etmesin diye. Yani nasıl bir buton eklersiniz? İşte ana sayfa diye bir buton eklersiniz her bir sayfaya. Ona tıkladığınızda sizi bu ana sayfaya navigate eder. Aynı şu butonları eklediğimizde yapmış olduğumuz gibi. Engine bölümüne klikledik. Bizi motorun olduğu bölüme getirdi. Manifold Visibility'yi aç kapa için toggle buton oluşturmuştuk burada. Ve IoT sensör verimizi çağırmıştık. Bir de JavaScript üzerinden bir parametre oluşturup bunu buraya yazdırdık. Servis ile ilgili bölüme baktığımızda da burada bir
Pardon. Manifold'u servis etmek için animasyon önceden oluşturmuş animasyonu burada play butonu ile oynatılmasını sağladık. Veya stop'a kliklediğimizde animasyonu durduracaktır. Evet, Vuforia Studio ile ilgili anlatacaklarım bu kadar demeden önce şunu da atlamayalım. Şimdi bu deneyimi oluşturduktan sonra artık bunu publish etmeniz gerekiyor. Publish etmek için de sadece burada yer alan publish butonuna tıklamanız yeterli. Önce bir save işlemi gerçekleştirecektir, ardından modeli publish etmeye başlayacaktır. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki webinar uygulamamızda görüşmek üzere.